Onur Sinan Güzaltan ise yeni kitabı çıktı, Vişne Bahçesi'nde Savaş. Alt başlığı ise burada Rus, ekranda gözükmüyorsa bile söyleyeyim, Rusya nereye yazıyor. Dolayısıyla Onur Sinan Güzaltan'a ilk sorumuz bu olsun. Sayın Güzaltan, Rusya nereye? Putin, önce Çin, ardından Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ardından Vietnam. Bu dış temaslarıyla Rusya için nasıl bir strateji inşa ediyor? Evet, bu soruyu sadece siz sormuyorsunuz aslında. Dünya da soruyor. Ben de kitapta bu sorunun cevabını işte Rus düşünürlerde, uzmanlarda, siyasetçilerde, gazetecilerde bulmaya çalıştım. Zor bir soru tabii bu. Yani çok uzun zamandan beri aslında Rusya yeni bir yön arıyor. Bugün baktığınızda da bu Ukrayna'daki çatışmayla beraber ve Batı'nın yaptırımlarıyla beraber Rusya yeni bir yön arayışına girdi aslında. Yani bugün işte Kuzey Kore'de gördüğümüz anlaşmalar, Vietnam ziyareti, İran'la gelişen ilişkiler, Türkiye ile geliştirdiği ilişkiler Rusya'nın hepsi bir bütün halinde aslında Rusya'nın diplomasisinde yeni bir çağın başladığına işaret ediyor. Batı'yla dediğim gibi yaptırımlarla beraber kapılar kapandı. Dolayısıyla ekonomik anlamda diğer alanlarda Rus ekonomisi şu anda istikrarlı biçimde sürse de tabii yeni pazar arayışları, yeni işbirliği arayışları Rusya açısından sürüyor. Rusya'nın Sovyetler döneminden kalma büyük bir mirası var, diplomasi mirası var. Baktığımız zaman da zaten son ziyaretlere işte Vietnam, Kuzey Kore, diğer taraftan bakıyorsanız Latin Amerika ülkeleriyle, Afrika ile özellikle son dönemde Rusya çok yakın ilişkiler geliştiriyor ve bu ilişkilerin temeline baktığınızda, söylem anlamında özellikle baktığınızda, mesela Afrika'da sıklıkla sömürgecilik karşıtı söylemler kullanıyor Vladimir Putin. Sovyet dönemini çağrıştırır biçimde. Yine Vietnam ziyaretinde Fransızlara, Amerikalılara karşı direnen ve zafer kazanan Vietnamlıların, Vietnamlı savaşçıların mezarlığını ziyaret ettiğini görüyoruz. Bunlar hep sembolik mesajlar aslında. Söylem de değişiyor Rusya'da. Daha nasıl diyelim, Sovyetleri andırır belli şeylerde, belli alanlarda, belli coğrafyalara yönelik Sovyetleri andırır aslında bir söylem var. Daha anti-emperyalist. Daha anti-emperyalist, tabii, daha savaşan, daha cepheden söylemler duyuyoruz, haklısınız. Tabii Rusya'nın içinde de bir tartışma aslında bu. Yani çünkü baktığınız zaman Putin'in ilk çıkış dönemine, Putin sol tandanslı bir isim değil. Yani Yeltsin'den hemen sonrası iktidara gelen bir siyasetçi ve ilk çıkış döneminde çok da sol tandanslar yok. Fakat şu anda evrildiği nokta Rusya'nın, Rusya içinde de buna yönelik tartışmalar var. Aslında Rusya yeni bir ideoloji de arıyor kendine. Yani nereye oturtması lazım şimdi bütün bu zemini, işte diplomatik temaslar vesaire, bütün Afrika'ya, Latin Amerika'ya, nasıl diyelim, güneye doğru anti-emperyalist bir söylem var. Diğer yandan milliyetçilik var Rusya'da. Vatanseverlik diyelim bunun ismine. İşte aile kurumunun korunması, toplum vesaire. Diğer yandan milli ekonomi yönünde, kamulaştırma yönünde hamleler var. Fakat süren bir kapitalist sistem de var Rusya'da. Şimdi bu söylediğinizden, özür dilerim, bu söylediğinizden 3 tane şey çıktı. Kamuculuğu devletçilik desek, devrimcilik çıktı ve anti-emperyalizm çıktı. Buna da halkçılık diyebiliriz. Dolayısıyla anti-emperyalizmin ölçüsü değişmiyor herhalde. Kim bir anti-emperyalist mücadele verirse, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, devrimcilik ister istemez stratejisine giriyor galiba. Evet, yani şaşmaz bir doktrin aslında. Fakat soru şurada bu. Yani burada Rusya'da da tartışılan soru aslında şu: bunu hangi zemine oturtacak Rusya? Şimdi Sovyetler dönemine baktığınız zaman Sovyetler'de bunun bir nasıl diyelim, hem ekonomik hem siyasi bir programı var. Yani işte Marksizm-Leninizm üzerine şekilleniyor. Fakat Rusya'da şimdi bunun bir ismi yok. Bunu nasıl isimlendirecekler? Mesela yeni savunma bakanı atandıktan sonra işte eski, daha önce
yayınlanan ifadelerinden bir kolaj yapmıştı Rus medyası. İşte nasıl diyelim, yeni muhafazakarlık, devrimci muhafazakarlık gibi söylemler var mesela bu yeni savunma bakanı Rusya'da atanan. Şimdi böyle bir söylem de var bir yandan, işte Avrasyacılık vesaire. Diğer yandan ülkede Komünist Parti hala en büyük ikinci kuvvet. Dediğimiz gibi işte yükselen kamuculuk, devletçilik var. İşte oligarkların tasfiyesi oldu zaten çok daha önce. Şimdi çok daha ileri adımlar, yani kamulaştırma yönünde daha ileri adımlar atılıyor. Bütün bu diplomatik hamleleri de sorunuzun başına gelirsek, yani işte Rusya nereye ve işte sonrasındaki bütün diplomatik ziyaretler, bu zemini oturtabiliriz aslında. Yani Rusya'da şu anda her anlamda A'dan Z'ye bir yön arayışı var. Dediğim gibi yani kimi yerde, kimi noktalarda Sovyetler mirasıyla işte şey yapan, harmanlanan bir şey, arayış bu. Diğer noktalarda işte vatanseverlik, ana yurt kavramı vesaire ortaya çıkıyor. İşte ailenin önemi var, gelenekselcilik. O yüzden önümüzdeki süreç sadece bu sorunun cevabı, yani Rusya nereye kitaba da ismini verdiğim sorunun cevabı sadece Rusya için değil, bütün dünya için aslında önemli. Buradan çıkacak bu arayışın sonucunda çıkacak, ne diyelim, yeni doktrin, yeni ideoloji. Erman Bey'e dönmeden önce bir de şunu sormak istiyoruz size. Putin'in Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Vietnam gezileri Rus basında nasıl yer buldu? Bunu da aktarmanızı rica ederiz. Daha sonra oradan Erman Bey'e döneriz. İşin Kore ayağını kendisinden dinleriz. Tabii geniş yer buldu. Özellikle Kuzey Kore ziyareti, Kuzey Kore'deki coşkulu karşılama Rus basında da geniş ölçekte verildi. Yani bu bir yandan da Rusya için, Rus halkı için de önemli. Yani çünkü Batı'dan çok yoğun bir propaganda var ve Batılı propaganda araçları uzun seneler Rusya'da da çok etkin ve aktifti aslında. Ve hala işte Rusya'ya yönelik bütün bu şeyle beraber, süren Ukrayna'daki çatışmayla beraber faaliyetlerini sürdürüyorlar ve yoğunlaştırdılar. Dolayısıyla Rusya'nın diplomaside attığı, ekonomide attığı, siyasette, askeri alanlarda attığı her adım Rus halkı için de bir motivasyon kaynağı. Dolayısıyla Rus basını da bu tür gelişmeleri, bu tür ziyaretleri, işte gerek Kuzey Kore, Vietnam, Küba vesaire, bütün bu ziyaretleri geniş biçimde, detaylı bir biçimde yansıtıyor tabii. Ve buna yönelik de bir yeni söylem gelişiyor aslında. Yani şimdi Kuzey Kore'ye yönelik Erman Bey de şey yapar. Normalde baktığın zaman Kuzey Kore'ye yönelik dünyanın her yerinde, benim anladığım kadarıyla Rusya'da da bir dönemler, özellikle işte 90'lar sonrası dönemler, çok nasıl diyelim, Batı'da kullanılan propagandaya benzer propaganda vardı. Belki fakat de biraz karikatürize bir propaganda. Tabii bu son adımla, bu son süreçle beraber aslında Rusya'da sadece Sovyetler Birliği mirasını değil, bununla beraber işte Kuzey Kore'yi de, sosyalizmi de, Çin'i de, Küba'yı da belki yeniden keşfediyor.